Hazreti Peygamber Uhud günü ellerine bir kılıç alarak bu kılıcı kim almak ister diye sordular. Hiç kimse ses çıkarmadı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bu kez kim bu kılıcı hakkını vermek suretiyle alır buyurdular. Halktan hiç kimse buna yanaşmadı. Nihayet Ebu Dücane Simmak bin Hureyşe el-Ensari çıkıp onu ben alır ve hakkını da veririm dedi. Ebu Dücane o gün onunla birçok müşriğin kafasını kopardı. Uhud gününde Hazreti Peygamber'in bir kılıç göstererek hakkını ödemek şartıyla kim bu kılıcı benden almak ister buyurdular. Ebu Dücane Simmak bin Hureyşe el-Ensari kalkarak ey Allah'ın Resulü onu senden bu şartla alırım. Fakat hakkı nedir diye sordu. Daha sonra Ebu Dücane kılıcı alarak çıktı. Onunla fırtına gibi esiyor, ortalığı kasıp kavuruyordu. Böylece dağın eteklerinde duran ve içlerinde Hind'in de bulunduğu Kureyş kadınlarının yanına kadar vardı. Hind bu şiiri okuyordu. Biz Tarık yıldızlarının kızlarıyız. Halılar üzerinde yürürüz. Bizim saçlarımızdan etrafa mis kokuları saçılır. Bize yönelenlerin boyunlarına sarılır, sırt çevirenlere de sevgimizi vermeyiz. Ebu Dücane Hind'e hücum etti. Ancak onun imdat çağrılarına kimse cevap vermeyince onu öldürmekten vazgeçti. Zübeyir bin Avvam ona bugün yaptıkların çok hoşuma gitti. Hepsi de çok güzel hareketlerdi. Fakat o kadını niçin öldürmedin dedi. O da ona saldırdım ama hiç kimse imdadına koşmadı. Ben de Allah Resulü'nün kılıcıyla çaresiz bir kadını öldürmek istemedim diye cevap verdi. Beyir radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Uhud'da bir kılıç çıkararak kim hakkını vermek şartıyla bu kılıcı benden almak ister buyurdular. Ben ey Allah'ın Resulü ben alırım dedim. Fakat Hazreti Peygamber bana vermeyip kim hakkını vermek şartıyla bu kılıcı benden almak ister diyerek çağrılarını tekrarladılar. Ben yine ey Allah'ın Resulü ben alırım dedim ama Hazreti Peygamber bu kez bana vermeyerek üçüncü defa kim hakkını vermek şartıyla bu kılıcı benden almak ister buyurdular. Bunun üzerine Ebu Dücane Simmak bin Hureyşe kalkarak ey Allah'ın Resulü onu dediğiniz şekilde alırım ancak hakkı nedir diye sordu. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Onunla hiçbir Müslümanı öldürmeyecek ve elinde bulunduğu sürece hiçbir kafirden de kaçmayacaksın. Böylece Hazreti Peygamber kılıcı ona verdi. Ebu Dücane kılıçla çıktı. Ben de onu takip etmeye karar verdim. O savaşırken başına bir sargı sarardı. Allah'a yemin ederim ki o gün Ebu Dücane önüne çıkan her şeyi paramparça ediyor ve ekin gibi biçiyordu. Zübeyir bin Avvam şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Uhud günü istediğim halde bana vermeyip de kılıcı Ebu Dücane'ye verince kalben kırılmıştım. Kendi kendime şöyle dedim. Ben onun teyzesi Safiye'nin oğlu olup Kureyş kabilesindenim. Ondan önce istemiş olmama rağmen bana değil de Ebu Dücane'ye verdi. Allah'a yemin ederim ki ben bugün onu takip edip bu kılıçla ne yapacağına bakacağım. Bu karardan sonra kılıcı alıp çıkmış olan Ebu Dücane'nin peşine takıldım. O cebinde kırmızı bir bez parçası çıkardı ve başına bağladı. Bunun üzerine Ensar, Ebu Dücane yine ölüm sarığını sardı dediler. O bu bez parçasını ne zaman başına bağlayacak olsa hep böyle derlerdi. Ebu Dücane bir yandan da şiir okuyordu. Ben dağın eteğinde bulunan hurmalıktaki dostunun kendisinden savaşta hiçbir zaman safların gerisinde kalmamak, Allah ve Resulünün kılıcıyla müşriklere devamlı vurmak üzere söz aldığı kimseyim. Bu şekilde Ebu Dücane önüne çıkanı öldürüyordu. Müşriklerin arasında biri vardı ki savaş alanını dolaşır ve nerede bir yaralı Müslüman görse hemen onu öldürürdü. Ben Allah'tan
bu ikisini karşı karşıya getirmesini istiyordum. Çok geçmeden bu arzum gerçekleşti ve Ebu Dücane o kişiyle karşı karşıya geldi. İlk saldırıyı bu kişi yaptı ve Ebu Dücane'ye bir kılıç savurdu. Ebu Dücane kalkanıyla savuşturup hiç vakit kaybetmeden bir vuruşta onu öldürdü. Daha sonra onu Hint bin Utbe'nin başucunda gördüm. Vurmak üzere kılıcını onun başının üzerine kaldırdığı halde vurmaktan vazgeçerek geri döndü. Onun bu hareketini gördüğümde kendi kendime şüphesiz Allah ve Resulü benden çok daha iyi bilir. Bu yüzden de kılıcı ona vermiştir dedim. Hazreti Peygamber kılıcı Müslümanlara teklif ettiğinde ilk önce Hazreti Ömer talip oldu. Ancak Hazreti Peygamber ona vermedi. İkincisinde Zübeyir istedi fakat ona da vermedi. Üçüncüsünde ise Ebu Dücane istedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kılıcı ona verdi. O da bu kılıcı hakkını yerine getirdi. Bu konuda Ka'b bin Malik şunları anlatmıştır. Ben Uhud'a katılan Müslümanlar arasında bulunuyordum. O gün Kureyş müşriklerinin ölen Müslümanların cesetlerini parçaladıklarını gördüm. Ben müşrik saflarına yakın bir yerde bulunuyordum. O sırada onlardan silahlarını kuşanmış bir kişi çıkarak kesimlik koyunların bir arada toplanışları gibi siz de bir araya toplanın diye bağırmaya başladı. O anda gördüm ki Müslümanlardan bir kişi de silahlarını kuşanmış onu bekliyordu. Ben de gidip onun arkasında durdum. Sonra bu ikisini gözlerimle tartmaya başladım. Kureyşli müşrik silah bakımından daha zengin olup kıyafeti de Müslümana göre çok daha düzgündü. Müslümanınsa yüzünde bir örtü vardı ve kim olduğu belli olmuyordu. Oradan ayrılmayarak onları bekledim. Sonunda çarpışmaya başladılar. Müslüman olan müşriye öyle bir vuruş vurdu ki adam boynundan kasıklarına kadar boydan boya ikiye bölündü. Geriye dönen Müslüman yüzünü açarak bana "Ey Ka'b, onu nasıl öldürdüğümü gördün mü? Ben Ebu Dücane'yim." dedi.